Güneş, lütfen beni dinler misin? Lütfen yargılamasana her şeyi anlatacağım. Gerek yok. Lütfen. Artık dinlemek istemiyorum. Her şeyi kendi tarafından anlattın değil mi? Hayır. Bir ilişki iki kişiliktir Alazcığım. Hatta seni kötülememeye bile çalıştım. Haksız mıyım Güneş? Güneş. Altı üstü birlikte olduğumuz ve yeni ayrıldığımızı anlattım Alaz. Ne var bunda bu kadar olay yaratacak? Güneş, ben açık sözlü bir insanım. Öyle küçük imalarla, davranışlarla bir şeyleri işaret etmeyi doğru bulmuyorum. Ne söyleyeceksen bodoslama söylemeyi tercih ederim. Bana da bodoslama bir şey söyleyeceksiniz herhalde. Bayılıyorum senin böyle düşündüklerini pat diye söylemene ya. Ama ikimizin de birbirimize benzemesi çok doğal. Niye birbirimize benzememiz doğal olsun ki? İkimiz de Alaz'dan hoşlandığını, o da bizden hoşlandığına göre. Sana aşık oluyorum. Bir süredir Alaz'la görüştüğünüzün farkındayım. Keşke daha evvel fark etseydim. Beni terk etmesine daha hazırlıklı olurdum. Ama bu özel bağlardan olan gerginliğin ofise yansımasını istemiyorum. O yüzden bunu bir kere konuşalım. Sonra da bembeyaz oldun Güneş. Yoksa bizim Alaz'la birlikte olduğumuzu bilmiyor muydun? Çok özür dilerim. Yani ben senin bilmediğini bilemezdim ki. Alaz sakladı demek ha. Gerçekten çok iyi. Yani siz ne zaman ayrıldık mı? Yani birkaç gün evvel söyledi bana da. Herhalde senden emin olmak istedi önce. Çok ayıp. Hiç hoş değil. Ama iyi tahmin ettim değil mi beni sakladığını? Mehveş, niye böyle bir şey yapıyorsun? Hı? Bunu niye yapıyorsun Mehveş? Güneş'e neden daha önce beraber olduğumu söylüyorsun? Eline ne geçiyor? Sana olan güvenin üstünü çizdim. Yetmez mi? He? Artık ona bir şey anlattığın zaman önce şüphesiz gecinden geçirecek. Bunu bil. Ona göre ayağını denk al. Güneş. Güneş, ağlama. Güneş, ağlama. Ağlama, mesai saatlerinin içindesin. Ağlama Güneş, ağlama. Ağlamayacaksın, seni döverim bak, ağlamayacaksın. Mesai saati içindesin, yapma. 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 Patrondan papara mı yedin sen?
Yok. Ne yok? Yemişsin işte belli. Bak Dicle'cim, bu ofiste her, yani ben dışında herkes bu durumu yaşamıştır. O yüzden utanma. Profesyonel hayat, alışırsın. Hadi anlat, rahatlarsın. Anlatacak bir şey yok Cihan. Neyi anlatacak hiçbir şey yok? Var işte, yüzünden belli. Ya yazını falan mı yazamadın? Gerçi buna sinirlenmez Sergen Bey. Ne bileyim, böyle cumadan izin alıp onu hafta sonuyla birleştirmiş olabilirsin. Buna da benden alışık, buna da kızmaz. Ne yapmış olabilir? Hey! Zam mı istedin kız? Cesaretini toplamışken 3-5 kuruş da benim için isteseydin. Bir yalanımı yakaladı Cihan. Oldu mu? Rahatladın mı öğrenince? Oh! Mahvolduk. Bunu kabul edemezsin. Bak, Sergen Bey'e her şeyi söyle. De ki ben şurada koltukta uyuyakaldım, hiçbir şey yapamadım de. Bunu affeder ama yalanı affetmez. Affetmez. Geri, bittin sen. Bittin. Bu sayfadaki görselleri kim seçti? Merak ediyorum, gerçekten kim seçti bunu? Arkadaşlar, gözünüz mü bozuk yoksa yaptığınız işe saygınız mı yok? Bunların hepsi çamur gibi. Benden önce kimse fark etmedi mi bunu? Benim melek gibi Sergen Bey'imi ne hale sokmuşsun be. Şu canım ofisi mahvettin. Ama çok düzme profesyonel hayat. Olur. Kızlar, ben kabus mu görüyorum yoksa gerçekten TT mi o? Yürü Melike, şunu yürü. Şunu çıkarsaydın yürü. Ayakkabı... Anne, biz odadayız o zaman. Hayır çocuğum, hayır. Salonda konuşabiliriz artık. Gizli saklı bir şeyimiz kalmadığına göre. Yani ben elimden geleni yaptım. Yokuş yukarı koşturdum. Dalağım patlıyordu ama yetişemedim. Ay, yetişsen ne olacak acaba Melike, ha? Ha, tabii. Sen beni oyalarken o da yazdıklarını silecek, değil mi? Silmiş zaten bir kısmını. Ama ekran görüntüsü diye bir şey var. Bak, bir insan evladı sevabını almış, o ekran görüntüsünü paylaşmış. Vallahi annelerin, babaların sosyal medya kullanması yasaklanmalı. Yani Emre için böyle imalat hatası, ruhen defolu falan demiş olman var ya, hoşuma gitti. Oralarda sorun yok. Hatta like'ladım bile ben oraları. Ama bu ikinci kere nikah masasından dönmek, ikinci kere aldatılmak ne demek Setenay? Şey... Ney? Ben bir hata yaptım. Anneciğim, olur. Yani hepimiz hata yaparız. Bak zaten biz ilk hatanda hepimiz senin yanındaydık, değil mi? Sen bu ikinciyi izah et şimdi bana. Ya anlat artık prenses ya. Yassı balık yan gider, battı balık yan gider. Lafı unuttum stresten ama işte anlat, kurtulalım bitsin ya. Biz Emre ile barıştık ya tekrardan. Ha? O an ben bir anladım, bizim bir araya gelmemiz mümkün değilmiş. Tam o ayrılık konuşmasını yapacağım. Bir baktım evlenme teklif ediyor. Dizlerinin üzerine çökmüş ya. Sen de kabul ettin ha? Evet, maalesef. Ay yok. Yok yok, benim tansiyonum çıkıyor ya. Ay anne, ben bir su getireyim sana. Getirme, getirme çocuğum. Otur, otur. Otur oraya. Otur. Evet. İlk maaşında bana ne alıyorsun bakalım? Gerçekten mi? İlk maaşında dedin, sen farkında mısın? Nasıl ya? Ya ben seni işe aldıracağım dedim, işe aldırdım. Sen niye arkadaşına güvenmiyorsun bakayım? Uzak dur o odamdan. Tamam canım, ilişkisi olup olmadığını bilmeden ben zaten aklımda... İlişkisi var yok meselesi değil. Uzak dur. Hadi çıkalım. Ben gelemem Avaz Bey. Çalışmam lazım. Bana bunu yapma. Ne yapıyorum?
Beni dinlemeden yargılama Güneş. Ben yargıç değilim. Ortada bir suç da yok. Mehveş Hanım sizin eski sevgilinizmiş, hepsi bu. Senden size de geri dönüş yapılmış. Evet. Biraz hızlı ilerlemişiz. Zararın neresinden dönsek kârdır. Güneş, Mehveş'i sana söyleyecektim. Bugün söyleyeceğin şey bu muydu? Niye söylemek için bekledin? Aa, pardon. Önce benim duvarlarım yıkılır mı diye baktın. Sonra duvarlarım yıkıldı. Baktım Güneş hazır. O zaman eski sevgilimi güverteden aşağı bırakabilirim. Hayır, alakası yok. Mehveş de çok daha önceden bitmişti. Sana inanmıyorum. İnanıyordum. Ama acele etmişim. Şimdi müsaade ederseniz benim çalışmam gerekiyor. Seni bu şekilde kaybetmeyeceğim. Sana inanmıyorum. Üzülme canım bu kadar. Atlatırsınız bu fırtınayı da. Ama tabii diğer konuda dilini tutarsan. Ben her şeyi göze aldım. Sen kariyerini kaybetmeyi göze aldın. Güneş'i değil. İyi ki aşık oldun ama onu biliyor musun? Bak, kendi kendine sıkıştırdı. Fikret ablacığım, ben müsaadenizle hayır, artık yavaşla. Hayır Melike'ciğim, hayır, hayır. Otur şöyle, otur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Gizli nikahın gizli konukları sizi, ha? Ben o Dicle ile Güneş'e de soracağım bunun hesabını. Sen versene şu telefonu bana. Ay, ne yapacaksın? Telefonla mı şarlayacaksın kızlara? Ver telefonunu. Keşke bize de öyle yapsaydı. Hanginiz nikah şahidiydi? Ben değildim vallahi. Tamam, sen değil. Hanginiz? Ona göre şarlayacağım çünkü. Yani öyle bir şey konuşulmadı değil mi prensesim? Yani kim oturursa o olacaktı gibi bir şey vardı ortada ama da kesinleşmemişti daha da tabii tam. Telefonuna mesaj atıyor. Ne yazıyor? Ya sen bırak şimdi mesajı. Boş ver mesajı. Asıl kızılca kıyamet ne zaman kopar biliyor musun? Emre şu anda benim dükkanda. Baban onu orada görürse ne yapacağız? Sen onu düşün. Emre'nin ne işi var senin dükkanda? Ne alaka? Ya işte... Emre! Yener, sakin ol. Ben senin yanındayım. Niye yanımdasın? Ne yanımdasın ya? İstemiyorum, git. Senin ne işin var burada? Ya ben ailenin öfkesini üstüme almaya geldim. Bir nevi şey gibi düşünün. Paratoner. Ha, paratoner olacaksın. Dükkanı öyle açık bırakıp çekip gittin mi? Anahtar kapının üstündeydi. Kitleyip sana getirdim. Ama sorumluluk sahibiymişsin ha. Utanmaz. Sen bir de bizden habersiz kızımla evlenecektin ha? Ben son anda böyle bir şey yapmaya hakkım olmadığını anladım. Sen nasıl benim kızımı ikinci kere nikah masasında bırakır gidersin? Ay, ben neye kızacağımı şaşırdım. Hepsine tek tek kızabilirsiniz. Gerçekten ben bunu hak ettim. Ama Setena'ya kızmayın. O siz üzülmeyin diye son ana kadar direndi. Ben onu ikna ettim. Yaparsın sen çocuğum. Senden her şey beklenir. Ya bizimle ilk tanışmaya geldiğin gün var ya... benim elim kırılsaydı da o kapıyı açmasaydım sana. Sabah benden ayrılacak diye ağlıyordum. Şimdi ben ondan ayrıldım. Yine ağlıyorum. Benimki resmen daha acıklı. Sergen Bey artık bir yalancı olduğumu biliyor. Üf, Dicle ya, rol çalma. Biz tam sevgili olduk derken ayrıldık. Ben daha sevgili bile olamadım Güneş. Sizin en azından yaşanmış güzel günleriniz var. Ama o güzel günlerin üstünde de Mehveş'in gölgesi var. Bak, bana bisiklet sürmeyi öğretirken de Mehveş'le birlikteymiş. Ofiste sahte nişanlımdan ayrılma tiyatrosu yaparken meğer Sergen Bey her şeyin farkındaymış. Yıkıldım. Hem yıkıldım hem rezil oldum.
Benim bebeğim seninki daha feci ya. Değil mi ya? Şu gözlerime baksana ya. Ağladığım belli mi? Annem vallahi anlarsa sorularıyla yer beni. Aa, Setenay mesaj atmış. Çay demledim. Çok tatlı dedikodularım var. Gelin. E gidelim bari. Modumuz değişir ya. Biraz tatlı tatlı dedikodu dinleriz. Doğru. Başkalarının salaklıklarına bakarak böyle şükrederiz belki. Aşırı moralim ben bozuldu. Ben konuşmak bile istemiyorum. Ben sadece tatlı tatlı dedikodu için. Kıpırtı yaşlarım. Görüyor musun? Bu çekte böyle böyle sarılıp sarılıp ağlayacağım. Kızlar kaçın. Ne? Ne oluyor? Ben niye fısıldıyorum? Çay içmek istiyorum. Sen çağır niye bize? Tamam fırsatınız varken kaçın niye? İşte. Niye kaçalım abi? Ne diyor bu ya? İstemiyor musun bizi? Moralim bozuk diye bizi istemiyor musun? Sen çağırdın bizi. Ne diyorsun ya? Kızlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kek var mı? Var. Çay var mı? O da var. Gördün mü insan, insan. Merhaba bebeğim. Geçin, geçin. Geç. Ben vereceğim size çayda, kekte. Keşke dertler de bankada olduğu gibi sıra numarası alsaydı. Hepimizin elindeki numara birer birer yansaydı ve gidip sırayla çilemizi çekip gitseydik. Hayır, öyle olmuyordu. Bütün dert numaraları aynı anda yanıyor ve aynı anda hepimiz sınava çekiliyorduk. Ben, Güneş, Setenay, hepimiz. Ay kızlar, vallahi dayak yemiş gibiyim ben ya. Yedik zaten. Yemedik mi arkadaşlar? Fikret teyze bizi sözleriyle dövdü, diliyle kırbaçladı, bakışlarıyla da yerden yere vurdu. Ay sen de ne biçim dostsun, ne biçim arkadaşsın, nasıl bir kardeşsin ya? İnsan bir mesaj atar da uyarır. Ya ben Fikret ablanın teröründen ne hale geldiğimi biliyor muyum Allah aşkına ya? Vallahi ambale oldum. Ya kızlar, ya dün olmasa, bugün olmasa yarın şarlayacaktı annem size. Yani oldu bitti geçti diye düşüneceksin. Bebeğim bu rahatlık tam olarak nereden geliyor? Kızım, annem bize bağırdığını bin katı bağırmadı mı sana ya? Yoo, hiçbir azar falan yemedi o. E tabii, Emre ona paratoner oldu. Evet, Emre'yi görünce beni unuttu. Kızlar, ya Emre hakkında şu kadarcık iyi bir şey söylemek istemiyorum. Ama dün yaptığı şey cesurcaydı. Ay bu saatten sonra cesurcu olsa ne olur, olmasa ne olur ya. Bak Setenay, seni uyarıyorum. Bak senin yüzün yumuşak, bunlara kanma tamam mı? Sıkı dur. Bence bunu böyle masada sözlü bırakmayalım. Bunu belgeleyelim, yazalım, kaşeleyelim. Bekle. Harika fikir, hadi. Ne yapıyor bu? Çözeceğim ben bu işi. Artık böyle olmuyor yani. Biz konuşmaktan anlamıyoruz. Keşke kaşem de olsaydı. Gel anneciğim. Gel, 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 gel. Hoppa. Ya yaptı bunu. Heh. Artık unutamazsın. Ha bu arada Dicle, bu Sergen Bey senin bu nişanlık olayını nereden çözdü? Ya o benim yalanım yüzüme vurunca ben orada bir yerin dibine girdim. Onu sormayı unuttum. Ama ben de aşırı merak ediyorum. Hakikaten nasıl öğrendi bu ya? Ya şey, o gün Emre... Dicle sen ne zaman nişanlandın? Tebrikler. Sağ ol Emre, çok sağ ol. Gerçekten patavatsız. Evet evet, oradan öğrenmiştir. Çünkü bu sırrı bilen sadece biziz. Sergen Bey de o noktaları böyle birleştirince. Affederdin beni ya. Yani niye etmesin ki? Gerçi yalana biraz alerjisi varmış, hiç sevmiyormuş. Ama bence öfkesi geçince beni kesin affeder. Yani şu sıfata öfkeli kalınmaz herhalde. Tabii tabii, affeder. Tabii, değil mi? Kızlar, bu arada büyük havadis dün Yiğit Bey aradı. Aha, ne dedi Yiğit arkadaşın? Sus vallahi diyeceğim yani o ona böyle arkadaş kalalım dediğim güne böyle kendi kafama vurasım var, kafama tüküresim var ya. Beni bilardo oynamaya götürdü. Pardon, Melike'yi unutmuşum. O da arkadaşça ızdırap çekiyordu. Lütfen Melike, bana gitmedim de. Vallahi tufaya düştüm ben ya. Ben de ayıp olmasın. Neticede arkadaşım ya.
diye gideyim dedim. Ben ne bileyim öyle bir yere gittiğimizi. Bodrum katı bir mekan, izbe, pis kokuyor, kabustu yani. Ortam, sevdin mi bizim çocukları? Yani onlar da Allah'ın bir kulu işte tabii. Hoş. Sen o kibar yiğit gitsin. Yerine bambaşka bir adam gelmesin mi? Arif biraz zayıftı ama. Yani gördün şimdi. Ne gömdün be Arif'i. Adamı silkeledim silkeledim attım yani. Ne baktın ortam görmedin mi? Tabii tabii. Çok güzel. Sen çok iyi oynuyorsun. Ben pek oynayamadım işte. Yok yok. Sana da öğreteceğim ben. Öğreteceğim, halledeceğiz. Artık her hafta buradayız. Her hafta derken? Yani arkadaşım olduğun için ben dürüst davranmak istiyorum. Bilardo'dan pek haz etmem. Yani bilardoyu sevmedim, mekandan da pek haz etmedim. Kusura bakma ama. Yani bilardoyu oynayamadığın için böyle söylüyorsun. Mekanı niye sevmedin? Nesi var? Bodrum kat diye mi? Yok yani sadece bodrum kat diye değil, böyle iğrenç kokuyor. Adamlar eciş bücüş, heyyula gibi küfürler havalarda uçuyor falan filan. Hani şu hayatta da bilardo oynamayı öğrenmeden ölürüm canım. Vallahi ölemezsin ortağım. Artık arkadaşımsan bilardoyu öğreneceksin. Beraber oynayacağız. Bitti. Yok artık. Hah, çak. Vallahi arkadaş kalalım deyince bu iyice asker arkadaşına bağladı. Ben size söyleyeyim, yarın öbür gün beni halı saha maçına çağırırsa hiç şaşırmayın. Ama ne var ya? Gidersin sen de. Spor olur. Bir dakika, benim spora mı ihtiyacım var? Sarkmaya mı başladım? Ne oluyor? Açık konuş. Gel bebeğim. Gel, hiç acımayacak. Gel. Hoppa. Hadi. Yok ya, ben öyle genel söyledim yani. Değişiklik olur diye, yoksa sen bebek gibisin. Sen Güneş, Alaz'la sizinle bizi devam mı, kararlı mısın? Evet, çok kararlıyım. Ay Güneş, vallahi bence saçmalıyorsun ya. Ay ne varmış bunda, adamın eski sevgilisi varsa ne var bunda ya? Hepimizin eski sevgilisi var, öyle değil mi? Ne yapacağız ya, eski sevgilimiz var diye ölecek miyiz? Ya hayır, öyle değil işte yani. Bana kendimi özel hissettirirken, çok güzel beraber vakit geçirirken hayatında birisi varmış. Hayatım, o kadının söylediği laf. Allah Allah, Alaz Bey ne dedi sana? Benim için o iş çoktan bitti gitti demiş. Yahu Güneş'cim bebeğim, sen zaten Mehveş'e güvenmiyordun yani. Bu söyleyeceğine güveneceğin nereden tuttu? Ben Mehveş'e güvenmiyorum zaten. Ama Alaz'a da güvenmiyorum. Meryem güvenme dedi. Bak şöyle yapalım. Yavaş yavaş ilerleyin. Böyle kalbini birden komple eline verme de, böyle ucundan ucundan azıcık azıcık ver. Gerçekten öyle oluyor mu ya? Yani ben denedim, beceremedim. Ama sen bir dene be. Güneşim neden olmasın yani? Geliyor. Netleştirelim, unutulmasın. Ne yazıyor? Alaz'a güvenme. Kızlar ya, biz bu aşk meşk işleriyle çok zaman kaybediyoruz. Ve biz onları böyle düşünürken onları ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ne yapıyorlar? Atomu mu parçalıyorlar? Hayatlarına devam ediyorlar. İşlerini düşünüyorlar, eğleniyorlar. Ama biz böyle aşka kapıldık mı böyle tamamen iptal oluyoruz. Aynen öyle, bence de. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Hassas kalbim bu kadarını kaldıramaz. Yani şu an ben bu durumdayken Sergen Bey işi mi düşünüyor? Hı. Tamam. Ben bundan sonra Alaz'ı düşünmekten vazgeçiyorum. Çünkü benim daha önemli işlerim var. Bu Meryem'in hayat sigortam dediği dosyayı bulmak üzereyim. Son 3 tane dosya var. Yarından itibaren sadece bunlara odaklanıyorum. İşte bu kadar. Gerçekten de biz kadınlar aşkla vakit kaybederken, erkekler günlük yaşamlarına hiç tökezlemeden, hiç yere bakmadan tamamen karşıya bakmak istiyorum, tamam mı? Tamam, deneyeceğim bir dakika. Komik mi? Değil. Olmuyor. Ya belki de bisiklete binmeyi öğrenmenin belli bir yaşı vardır. Ve o yaşa kadar öğrenemediysen bir daha öğrenemiyorsundur. Olamaz mı? Gözleri dalmadan... Yoksa gelinlik o kadar... O kadar güzel görünüyormuşsun ki. Yani senden başka bir şeye bakmam mümkün değilmiş. Özür dilerim. Hatırlamadan.
Yardımcı olacağınız yerde dalga geçiyorsunuz. Vatandaşa hizmet böyle olur zaten. Bravo, alkışlıyorum sizi, bravo. Ne oluyor? Bir şey olmuyor Amir Bey. Memur Bey arkadaşlar benimle dalga geçiyordu da başka bir şey olmuyor, affedersiniz. Ve dert edinmeden devam edip gidiyor muydu? Bu o kadar korkunç bir düşünceydi ki inanmak istemiyordu. Hayır, onlar da bizim kadar üzülüyor ve bir an önce sorunları çözmek istiyordu. Ya da ne olur Allah'ım öyle olsun. Günaydın. Sergen Bey, Sergen Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Nedir? Geçen günkü mesele hakkında mı? Çok özür dilerim gerçekten. Ben hiç böyle büyük şatafatlı bir yalan tasarlamamıştım. O gün mağazada kasiyere küçük pembe bir yalan söyledim sadece. Siz de arkamdaydınız, duydunuz. Sonra iş görüşmesine karşılaşınca... Bari yalanımı devam ettireyim dedim. Beni işe almazsınız diye korktum. İtiraf edin, almazdınız. Bilmiyorum. Tamam. Buraya kadar anlıyorum. Hadi evlilik teklifini... Nişanlının palyaço olduğunu söylemeni falan da anlıyorum. Anlamıyorum ama anlıyorum. Dicle sen hiç durmadın. Yalan söylediğini itiraf etmek yerine partiye başka birini nişanlım diye getirdin ya. Güneş'in yakın bir arkadaşıydı yani. Biz rica ettik, o da sağ olsun. Üstelik adamla ilişki terapisine gitti. Onunla gitmedim. O gelmeyince ben kızlarla gittim. Sergen Bey çok özür dilerim gerçekten. Siz o gün yüzüme vurmasaydınız ben gerçeği itiraf edecektim. Onun için gelmiştim. Bunun da yalan olmadığını nereden bileyim? O kadar kolay yalan söyledin ki. Sen olsan kendine inanır mıydın? Günaydın. Günaydın Aslı, günaydın Su. Günaydın yapım. Aa, onlar gelmemiş. Bak, mesaimin bir dakikasını yedim. Dicle, bizim haftalık mesaimiz kaç dakika? Bilmem. Çünkü ona göre masaya çeltik atacağım. Zaman çok hızlı geçiyor. Güneş çok daha önemli bir yalanı aydınlatmak için hareket halindeydi. Hanım merhaba, ben Güneş. Merhaba Güneş, hoş geldin. Hoş bulduk, telefonda konuşmuştuk. Kusura bakma, burada randevu verdim sana ya. Toplantıdan şimdi çıktım, havalimanına yetişmem lazım. Ya 15 gün sonra dönüyorum, eğer uzun bir meseleyse döndüğümde konuşalım. Yok hayır, benim zaten sadece birkaç sorum olacak. Sanırım sizin boşanma davanıza Mehveş Hanım bakmış. Evet. Peki herhangi bir problem ya da anlaşmazlık yaşadınız mı? Yok, ne gibi? Bunu böyle eski müvekkillerimiz arasında bir anket gibi düşünün. Ha, siz de PR işlerine girdiniz, ilginç. Neyse, yok bizim davamızın kendisi zaten anlaşmazlık üzerineydi. Eski eşim olacak o manyakla beraber bir şirket kurmuştuk. Ben evde çocukla ilgilenirken benim payımı kendi üzerine geçirmiş. Sonra da boşanma davası açtı. Hatta şirketin kendisinin olduğunu iddia etti. Mehveş de sağ olsun ayrı bir mal davası açtı ve canını okudu. Hakkım olan her şeyi almamı sağladı. Hepsi bu kadar mı? Evet. Eski eşim mahkeme çıkışında hüngür hüngür ağlıyordu. Hepsi bu kadar. Yine davam olsa yine Mehveş'e veririm. Anladım. Bir sorum daha var. Peki... bu kişiyi tanıyor musunuz? Daha önce görmüş olabilir misiniz ya da... belki karşılaştınız, konuştunuz? Hayır, tanımıyorum. Tamam. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Memnun oldum. İyi uçuşlar. Sağ olun. Alo. Buyurun Mehveş Hanım.
Tamam tabii ki hemen geliyorum. Gecikme Güneş. Gelirken de kahvemi getir. Tabii. Merhaba. Bir nan fetlatte. Peki. İsim? Güneş. Biraz bekleteceğim. Sizden önce 10 siparişim var. Onu 15 yapabilir miyiz? Bir 5 latte daha ekleyelim. Tabii. Mecbur bekleyeceksin biraz. Beni kafede alıkoymak için gerçekten 15 tane sipariş mi verdin? Aynen öyle yaptım. Mehve senden kahve istediğinden beri burada seni bekliyorum. Güneş, bunun bir tık ilerisi sabah evinin önünde beklemek ya da bindiğin otobüse binmek falan. Söyleyeyim. Tamam, gerek yok. Evet, dinliyorum. Güneş, sana yemin ederim Mehveş buraya geldiği gün ondan ayrıldım. Senin duvarlarının yıkılmasını falan beklemedim. Ayrıca o duvarların her an tekrar kurulacağını biliyorum. O zaman neden bana söylemedin? Bana karşı ön yargılarım vardı. Seni daha en baştan kaybetmek istemedim. Korktum. Sana artık siz demeyeceğim. Alaz Bey de demeyeceğim. Yani başladığımız yere dönmek istemiyorum. Ama öpüştüğümüz güne de gitmeyin. Biraz ağırdan alalım. Peki elini tutabiliyor muyuz? Kalbim sana sebepsizce güveniyor. Ama aklıma birinci dereceden kanıt sunamıyorum. Ben de sana kanıtlar sunamıyorum. Ama beyanıma inanmanı istiyorum. Benden sakladığın başka bir şey yok değil mi? Yok. Bak, eğer varsa sana karşı olan duvarlarımı tel örgüyle çeviririm. Biliyorum. Siparişleriniz hazır. Ne yapacaksın şimdi bu kadar kahveyi? Bir fikrim var. Bunları da alayım. Teşekkürler. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ölebilsin yaptın değil mi? Yapılmıştır. Bir kahve molası iyi gelebilir. Sizinle paylaşmak istiyorum böyle. Merhaba, iyi günler. Çok kötü bir şey yaptım. Ne oldu? Mehveş Hanım'ın kahvesini de verdim. Olsun, önemli değil. Su içsin. Peki seni çok gerektiği bir zamanda öpsem? İtiraz etmezsin değil mi? Şansını zorlama bence. Peki. Güneş. Meryem'e neden bu kadar güveniyorsun? Neden güvenmeyeyim? Yani sonrasında çok bilmediğin sırları ortaya çıktı. Ama hiç güvenin sarsılmadı. İlginç. Keşke bir an önce şu avukatlık ruhsatını alsam da çalışmaya başlasam. Az kaldı bebeğim ya, sabret. Yavrum, ben sabrederim de ekonomi sabretmiyor. Annem kirayı mı ödesin, evimi geçindirsin, bana harçlık mı versin? Senin paran var mı yanında? Var. Bakacağım. Hayır. Bakacağım. Saçmalama Meryem. Ya bir dakika. Var. İyi ki var. Al şunu. Al bak, yoksa döve döve veririm, biliyorsun beni. Al. Hani senin paran yoktu? Hani ay sonuna kadar makarnayla yaşayacaktın? Şimdi paranın yarısını bana verdin. Ne yapacaksın? Ne var canım? Bir gece sende yerim. Bir gece Melike'de. Vallahi zengin olsam böyle hayat yaşayamam.
Canım sıkılıyor. Nerede bunlar da be? Utanıyorum. Ben Meryem'den eminim. Ya düşündüğün gibi değilse? Ya öğreneceğin şeyler çirkin şeylerse? Güneş, ben senin yıkılmanı istemiyorum. O yüzden bütün ihtimalleri göz önünde bulundur dilerim. Meryem beni hayal kırıklığına uğratmayacak. Bunun ikimizin arasını bozmasına izin vermeyeceğim. O korkunç fırtınadan sağ çıkan Setenay, işsizlik çölünde hayatta kalmaya çalışıyordu. Başı ağrıyana kadar dizi izlemiş, iki tişört ve bir eteğine farklı bir hava vermeye çalışırken mahvetmiş, değişik makyajlar, cilt maskeleri denemiş ve o korkunç sona çekmeceleri düzenlemeye başlamıştı. Sana teşekkür etmek için mesaj atmıyorum. Çünkü sana minnettar değilim. Bir daha beni kurtarmaya gelme. Bela bile senden iyidir. Fırat! Fırat! Oha ya, sen beni görüp görmezden mi geliyorsun Fırat? Dur! Setenay, ben seninle konuşmuyorum. Terbiyeni falan bozarım maazallah. Ya o olay senin başına patladığı için gerçekten çok özür dilerim. Bir konuda daha yardımına ihtiyacım var benim. Ha yok, etmem. Ama benim çevremde senden başka profesyonel işsiz yok ki. Profesyonel işsiz mi dedin sen? Ya Dicle abim işsizliğin, aylaklığın ordinaryüs profesörüdür dedi. Dicle dedi. Hı-hı. Öyle dedi. Gösteririm ben onu. Gerçekten yani o vakti nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl vakit geçiriyorsun? Ben iki günde patladım ya. Şöyle yapıyorum Setenay'cığım. Hatta uygulamalı olarak ben sana göstereyim. Şimdi önce sağıma doğru bir yatıyorum. Bir süre böyle kaldıktan sonra bu tarafım bir uyuşuyor benim. Sonra soluma doğru yatıyorum. Burası da uyuştuktan sonra çok fazla enerji harcadığımı hissediyorum böyle. Acıkıyorum tabii ister istemez. Bir tepsi yemek hazırlıyorum, oyun oynuyorum yemek yerken. Sonra tekrardan bir uzanayım diyorum ya. Tekrardan bir dinleniyorum böyle. Sonra bir bakıyorum, Allah Allah ya, akşam olmuş. Ciddi mi? Sen ciddi misin? Yok be, şaka yapıyorum kızım. Ya haftada bir arkadaşlarla okey falan oynuyoruz işte. Sosyallik oluyor biliyor musun? Ya böyle geçip gidiyor be işte günler Setenay. Ne yapacaksın? Acaba ben İspanyolca mı öğrensem? Setenay sen ne tarz bir sinir krizi geçiriyorsun şu an ben hiç anlamadım. Yok ben sinir krizi falan geçirmiyorum. Ama Fırat gibi böyle bir şu yana yatıp bir bu yana yatıp günüm geçiremem ben. Bak evde bütün dolapları düzenledim. Bütün dizilerin sezonlarını bitirdim. Ha bu arada katil bizim düşün... Setenay lütfen spoiler verme ne olur verme. Üf, tamam neyse. Kek çırparken kol kası yaptım. Yani ben anladım ki ben bu şekilde yaşayamam. Benim gerçekten bir hobi ya da bir iş bulmam lazım. Benim bir tane. Hakikaten sen bu ofisin adresini nereden biliyorsun? Ben şey Meryem'i bir gün almaya gelmiştim. Sonra parkta yürüyüş yapmıştık. Bak ne diyeceğim. Hı. Hazır hukuk bürosunda tozu yutmuşken... Emre ile sana bir evlilik sözleşmesi yaptırmasak mı ha? Ay yok onlar böyle birbirine güvenmeyen çiftler için. Biz aşk evliliği yapıyoruz. Aman pek de havalıyız bugün. Aileler nikah diye başınızın etini yiyor mu hala? Yok. Biz artık pes ettik çünkü. Niye? Ya kızım Emre ile karşılarına geçip çok istiyorsanız kendiniz nikah tazeleyin diyemiyor musunuz? Ay ben mi diyeceğim öyle bir şeyi? Ben. Ya bu şahıstan böyle bir beklentin var.
Ya ama böyle o alınmasın, bu gücenmesin derken sana yazık oluyor aşkım ya. Biraz kavgacı ol. Ay ben kavga falan edemem. Öyle bir pratiğim yok benim. Küçükken bile Güneş benim için kavga ederdi. Tamam. Benimle pratik yap o zaman. Hadi. Nasıl yani? Şu an yalandan kavga mı edeceğiz? Yani seni çok kızdıracak bir şey yaptığımı düşün. Ne gibi? Ödünç aldığım ceketini kaybettim mesela. De olabilir. De ne yapalım canın sağ olsun. Ah peki. Melike'ye senin dedikodunu yaptım. Aslında Setena'ya o ruj hiç yakışmamıştı dedim. Çünkü o ruj gerçekten hiç yakışmamıştı. Hiçbir şeye sinirlenmiyorsun ya. Ama seni kızdıracak bir şey bulacağım. Bakalım ona da karşı gelebilecek misin? Birinin bir cinayet işlediğini biliyorum ama saklıyorum. Ay Meryem Allah korusun ya. Saçmalama. Yok, kızmıyor asla. Biraz kavgacı olman lazım. Girişken ol. Dosyalardan bir şey çıktı mı? Son iki tane dosya kaldı. İşte onlara da baktıktan sonra Meryem'in sırrına biraz daha yaklaşacağız. Ya Güneş, ya Meryem gerçekten çok kötü bir şey yaptıysa, ya belki öğrenmememiz daha iyi olur, ne bileyim. Alaz da bugün böyle bir ihtimalden bahsetti. Ama ben böyle olduğuna inanmıyorum. Sen de inanma, böyle düşünme, tamam mı? Meryem bizim affedemeyeceğimiz bir şey yapmamıştır. Merak etme. Pencüse, severler güzeli gençse. Yiğitçim, çok özür dilerim. Sana söylemeyi unutmuşlar galiba. Yıl 2022. Vallahi. Ya 80'ler bitti. Bu esprilerde 80'lerde öldü, gömdük biz onları. Hadi ortağım, hadi boş yapma. At, hadi görelim, hadi. Ha, ortalıkta yapma yani, baby bloomer derler. Hadi, hadi. Hep mi yek, hep mi yek be? Hep mi yek, ne oldu? Sen kapısız mı kaldın, he? Aman sen kapısız mı kaldın? Oo. Bu ilk 40. Bu da ikinci. Ay yok. Hadi bakalım. Bu da Mars. Yok Yiğit, gerçekten ben hiç hoşlanmam böyle hareketlerden. Bunu buradan çıkarma. Böyle eve git, çalışırsın, tamam mı? Tavla oynarken kendimi kaybediyorum. Artık hesaplarda senden haberin olsun. Anladım ben onu. Anladım. Hesaplar da benden bundan sonra. Sırada ne var acaba Yiğit arkadaşım? Hani tavlayı da oynadık. Bilek güreşi mi? Olur. Hop hop hop. Ne oldu ortağım ya? Hiçbir şey olmadı Yiğit. Çok eğleniyorum. Şunlarınkini de alsak mı? Yok canım, bize ne onların toplantı şeyinden? Bizim gibi. Saçmalama Dicle. Allah Allah. Biz de hemen geliyoruz Sergen Bey. Toplantıya. Kızım ne diyorsun sen? Adam patron, adamın hafızası zehir. Toplantıyı unutacak hali yok. Bugün toplantıya gerek yok. Hatta yarınkini de iptal ederim. Siz programınızı mail atın. Cihan, sen de provaları odama getirsin, tamam? Bir şey söyleyeyim, Sergen Bey'in seni görmeye tahammülü yok. Ya bir şey olmuş ve sana çok sinirli. Hayır ya. Tamam üzülme ama şaka bir yana gerçekten bir şeye sinirlenmiş ve çok öfkeli. Sana bir şey söyleme. Sen gelmeden önce var ya biz bu ofiste böyleydik böyle. Sen geldin, dağıldık. Ama olsun. Seviyoruz seni, gel. Tamam hadi üzülme. Ama ne yaptıysan gerçekten ben Sergen Bey'i daha önce hiç böyle görmedim. Ne yaptın? Bulmuşumdur yapacak bir şey.
Yani Alaz'la el ele tutuşacak kadar sevgili ama öpüşmeyecek kadar da değilsiniz yani. Ya dalga geçme Setenay ya. Yok geçeceğim. Hatta ben şimdi Dicle'yi arayacağım. Onunla birlikte geçeceğiz. Hayır Setenay lütfen. Ay dur grup araması yapayım hep birlikte dalga geçelim. Lütfen biz. Yapma ne olur Setenay. Ne olur. Ha kızlar. Bizim Güneş Alaz'ı yarı affetmiş. Yarı da cezalı bırakmış. Ay ben delireceğim ya. Bir dakika benim konum daha önemli. Yani bu Yiğit benle arkadaş kalmasın da ne yaparsa yapsın. Çıldırttı beni ya. Ya adama diyorum ki yani biz seninle asker arkadaşı değiliz. Ya üzerinden böyle 1000 tane kinaye yapıyorum, gönderme yapıyorum. Ay hiçbirini anlamıyor, anlamamazlıktan geliyor ya. O kadar kinayenin üstüne gel bilek güreşi yapalım diyor. Şeytan diyor o bileğini var ya böyle ısırarak parçala. Hani bu adam çok kibardı, çok centilmendi. Ne oldu? Hayatım ömrümde gördüğüm en zarif adamdı. Adamın demek ki böyle bir halleri var yani. Katı hali, sevgili hali o. Arkadaşlık hali sıvı cıvık. Vallahi ne yapacağını sormayacağım çünkü ben korktum. Ya ben başka bir şey anlatıyordum. Güneş Alaz'la el ele tutuşacak kadar sevgiliymiş ama öpüşecek kadar değilmiş. Bir dakika ben anlamadım şimdi. Şimdi bir friend zone var, sister zone var. Bu ne zone oluyor yani? Hani çeyrek ekmek arası gibi. Çeyrek zone mu? Kızım sen hangi dilde konuşuyorsun biz hiç anlamadık. Şekerim gençlik dili konuşuyorum tabii ki. Bak işte ben de yabancı dili öğreneceğim. Ya, söylemiyor ya. Dicle sen neredesin? Hiç sesin çıkmıyor. Dinliyorum. Hayatım biz konuşmayan bir Dicle'ye alışkın değiliz ki. Sesini hiç duymadık da. Toplantıdaysan falan kapatalım. Yok değilim. İşten çıktım. Hatta baya baya çıktım. Ay Dicle sakın. Beni görmeye tahammül bile edemiyor Setenay. Bana bakınca sanki alnımda yalancı diye alarm çalıyor. Bana öyle baksın istemiyorum. İstifa et. Derginiz Mikroekonomist'teki editörlük görevimden tamamen kendi isteğimle ve özel sebeplerden dolayı istifa ediyorum. Evet, mutlu olmanın kurallarından biri de İşi iş yerinde bırakmaktır. Ama iş yerinde aşkı bırakmak sadece mutsuzluk getirir.